şunu sormak istiyorum. Taraftarlarımıza ve Gebze Spor'a, yani genel bir Gebze olarak düşünürsek taraftarlarımıza ne söylemek istersin? Çok büyük bir taraftarımız var. İtici bir gücümüz. Her zaman arkamızda, deplasman, iç saha hiç fark etmeden sonuna kadar mücadele ediyorlar. Şu an dışarıda inanılmaz bir kar fırtına var. Ona rağmen geldiler. Onlardan tek dileğimiz sosyal medyada olsun, genel olarak olsun, sadece takıma destek versinler. Başkalarının sözlerine kulak asmasınlar. Bu takıma inansınlar. Bu futbolculara güvensinler. Ben sonuna kadar güveniyorum. Hepsi birbirinden kıymetli çocuklar. Ve bu iş için buradalar. İnanın birçok şeyi ellerinin tersiyle ittiler. Buna birebir şahidim. Taraftardan ricamız bu futbolcuların, bu yönetim, bu takımın arkasında olsun. Üçüncülük ve sonraki ikincilik çok yakın, çok uzak değil. Buna emin olsunlar. Evet, biz her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Biz de buna çok inanıyoruz. Allah'ın izniyle. Evet. Şöyle de diyelim istersen abi, YouTube ve Instagram kanalımızı da takip etmeyi kesinlikle unutmasınlar diyorum. Özellikle YouTube'da ve Instagram'da Gebze Spor'umuza, şu an çok yeniyiz, çok doğru ve profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Bunda başkanımız Resul Tat'ın da, Ahmet Malkoç'un da çok büyük katkıları var. Daha iyi olacağız, seneye bambaşka olacağız. Onlardan tek ricamız taraftarımızda her türlü sosyal medyada Gebze Spor'a şu an nasıl liderse o zaman sosyal medyada da lider yapmak. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Rica ederim. Ozan kardeşim merhabalar. Bugün deplasmandayız bildiğin gibi. Senden bu maç hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Abi bu maçın önemi çok büyük bizim için. Güzel bir giden serimiz var. İnşallah bugün hava şartları da biraz sıkıntılı ama ben takıma güveniyorum, abilerime, kardeşlerime. İnşallah kazanıp 11'de 11 serimize devam etmek istiyoruz. İnşallah biz de bunu istiyoruz. Bunun dışında taraftarlarımıza ne söylemek istersin? Bunu merak ediyoruz. Abi taraftarlarımıza inanılmaz büyük bir itici güç. Hem burada çok büyük bir camia. Yani elinden geldikçe ya yani tribünleri falan dolduruyorlar yani. Çok mutluyuz onlar arkamıza görünce. Takımla iyi gittikçe onlar da kendince seviniyorlar. Daha kalabalık bir ortam oluşuyor. İnşallah sezon sonunda bunu taşırız diye düşünüyorum. Merhabalar. Başarılar diliyorum tekrardan. Senden çok kısa maç hakkında düşüncelerini almak istiyorum. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun? Ya hava şartları şu anda çok kötü. Bizim için çok önemli bir maç. Rakibimiz de kazandı. Aslında biz rakibimize bakmıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Onun farkındayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün gayretimizle, mücadelemizle buradan galibiyetle ayrılmak için elimizden geleni yapacağız. Biz de buna inanıyoruz kesinlikle. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza ne söylemek istersin? Taraftarlarımıza söyleyecek çok şeyim yok. Zaten gerekeni yapıyorlar onlar. Bu soğuk havada bile buraya da geldiler. İçeride de bizi destekliyorlar. Bizim için gerçekten çok ciddi itici güç. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Sürekli yanımızda olmalarını istiyoruz. Zaten yanımızdalar. Bakalım inşallah sezon sonu onları mutlu edeceğiz. Hocam merhabalar tekrardan. Bugün iyi bir deplasmandayız bildiğiniz üzere. Sizden maç hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. İşte bundan önceki maçlar olduğu gibi yine oldukça iyi hazırlandık. Biraz tabii şimdi hava koşulları, fiziksel koşullar her ne kadar olumsuz olsa da onlarla çok fazla ilgilenmiyoruz. İyi durumdayız. İşte sakatlığı olan oyuncularımız hızla düzeliyorlar. Kerim hemen hemen iyice düzeldi. Ali toparlıyor. İşte Alperen'in bir ufak bir problemi var. O yok. Aykut gayet iyi durumda ama biraz fiziksel eksikliği var. Yine işte önceki maçlarda olduğu gibi kendimizi ortaya koyarak hiçbir bahane üretmeden iyi bir maç olacağını düşünüyoruz. İnşallah hocam. Son olarak şunu söylemek istiyorum size. Taraftarlarımıza ne söylemek istersiniz? Yani taraftarlara ne söyleyebilirim? Oldukça ciddi bir güç. İçeride dışarıda bize çok moral veriyorlar. İşler de iyi gidiyor. Onlar iyi hissediyoruz yani kendimizi onlarla. Bir tek şey söyleyebilirim. Bunu Türkiye genelinde söylerim. İşlerin biraz sıkıntıya düştüğü dönemlerde oyuncuların, işte teknik adamların, yöneticilerin çok daha fazla ihtiyacı oluyor. İnşallah öyle bir duruma düşmeden bu sezonu kapatırız ama o anlarda da yine onları yanımızda olumlu bir şekilde görmek istiyoruz. İnşallah hocam. Tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah kazanacağız. Evet.